Evet arkadaşlar, şimdiki dersimiz enzimler. Canlıların temel bileşenlerindeki en önemli konu enzimler. Çünkü enzimler bütün soruların içerisinde sorulan bir konudur. Ve çok fazla grafik soruları ya da özellikleri çıkıyor. O yüzden enzimlerin şöyle bir genel bir özelliklerine şöyle bir bakalım. Sonra onunla ilgili sorularımızı çözelim. Şimdi enzimler dediğimiz zaman, enzimler zaten nedir? Bizim biyolojik katalizörlerimizdir. Yani bir reaksiyona giren, reaksiyonu hızlandıran, reaksiyondan değişmeden çıkan maddelere enzim diyoruz. Yani enzim kesinlikle reaksiyonu ne yapmıyor? Başlatmıyor. Reaksiyonu devam ediyor ve hızlandırıyor ve değişmeden çıkıyor. Bu özellik önemli. Reaksiyonu başlatan enerji nedir o zaman? Aktivasyon enerjisidir. Enzim bu enerjiyi ne yapıyor? Minimuma düşürüyor. Şimdi enzimin yapısına baktığımız zaman, şimdi enzim, basit enzim ve bileşik enzim olmak üzere ikiye ayrılıyor. Şimdi basit enzim dediğimiz zaman sadece proteinden oluşan kısma basit enzim diyoruz. Ve bu proteinden oluşan kısma apoenzim deniyor. Ve bu basit enzim tek başına ne yapabiliyor? Çalışabiliyor. İkincisi bileşik enzim. Bileşik enzimin diğer adı holoenzimdir. Bileşik enzim tek başına çalışamıyor. Bileşik enzimin bir apoenzim kısmı var, bir de yardımcı kısmı var. Apoenzim kısmına proteinden oluşuyor. Yardımcı kısmı ise vitaminden oluşuyorsa koenzimdir. Eğer yardımcı kısmı mineralden oluşuyorsa kofaktördür. Yani bileşik enzim, yani holoenzim eşittir nedir? Apoenzim artı koenzim veya kofaktördür. O yüzden şöyle baktığımız zaman enzimlerin yapısında kesinlikle ne vardır? Protein vardır. Enzimlerin yapısında kesinlikle vitamin yoktur. Kesinlikle mineral yoktur. Ya da bileşik enzimlerin yapısında kesinlikle protein var mı? Var. Peki bileşik enzimlerin yapısında kesinlikle vitamin var mı? Yok. Mineral de olabilir. Peki vitamin organik, mineral inorganik. Peki bileşik enzimler sadece organik bileşiklerden oluşuyor diyebilir miyiz? Hayır. Aklımıza mineral gelecek. Ama bileşik enzim olsun ya da basit enzim olsun, enzimlerin yapısı proteinden oluştuğu için kesinlikle organik molekül vardır. İnorganik molekül de bulunabilir eğer kofaktörse. Yine enzimlerin özelliklerini soruların içerisinde göreceğiz zaten. Şimdi enzimin etki ettiği maddeye biz ne diyoruz? Substrat diyoruz, değil mi? Bu substrata etki ediyor. Bu olay yapım da olabilir, yıkım da olabilir. Yani her reaksiyonda ne oluyor? Enzim görev yapıyor. Ve bir reaksiyonu başlatan aktivasyon enerjisinde ne yapıyor dedik? Düşürüyor. Düşürürse reaksiyon ne olur? Hızlı başlar ve devam eder. Değil mi? Ve enzimlerin çalışmasına etki eden faktörlerin de şöyle isimlerini bir tekrar edelim. Su, sıcaklık, pH, aktivatör, inhibitör, enzim miktarı, substrat miktarı ya da substrat yüzeyi enzimlerin çalışmasına etki eden faktörlerdir. Bu sorular grafik olarak da ya da tablo olarak da ya da bilgi olarak ne yapacak? Karşımıza çıkacak. Bu özellikleri soruların içerisinde tekrar ederek anlatmaya başlayalım. Evet arkadaşlar, yazdık mı bu genel olan özellikleri? Şimdi enzimlerle ilgili ne yapacağız? Soru çözeceğiz. Enzimler çok önemli. Onu unutmayalım. Evet, birinci sorudan başlayalım. Şimdi bir bilim insanı enzim üretebilmesi için DNA'daki bilgiye gereksinim olduğunu söylemektedir. Çünkü enzim zaten biz ne dedik? Protein sentezinden, proteinden oluşuyor değil mi? Proteinler de neyden
neyin kontrolünde sentezleniyordu? DNA tarafından sentezleniyordu ve bütün canlılarda o zaman enzim var dedik, protein de var dedik, değil mi? Buna göre hangisi çıkartılır diyor söylediğimize göre. A. Hücre dışında çalıştıklarını, evet enzimler hücre dışında da çalışır, hücre içinde de çalışır ama bu paragrafla bu özellik yok. 2. Aktivasyon enerjisini düşürür ama buradakiyle alakalı değil. C. Vitaminlerle birlikte çalışabildikleri görülür, evet bileşik enzimde. Ama buradaki özellik değil. Düzenleyicidir. Evet, en önemli düzenleyicilerden birisi de enzimlerdir. E şıkkı protein yapıda oldukları için ne dedik? DNA tarafından ya da DNA kontrolünde sentezleniyor. Bu paragraftan çıkarılan özellik budur. Yoksa diğer özellik de enzimlerin neyi? Özelliği. 2. Bir enzim çeşidinin sentezi sırasında olaylarından hangileri görülmeyebilir? Enzim bir proteinden oluşuyor, değil mi? Evet. Peki protein nasıl oluşuyordu? N-tiamin asit birleşiyor. Protein oluşuyor. Artı N-1 bir de ne çıkıyor dedik? Su çıkıyor. Değil mi? Hangileri görülmeyebilir? Peki bu yapım olaylarında enerji harcanır mı? Harcanır demiştik. Değil mi? Şimdi bir, amino asit sentezi. Amino asit ne oluyor? Azalıyor. Değil mi? Amino asit sentezi ne yapmaz? Oluşmaz. Aksine azalır. ATP tüketimi. Evet, bu yapım olayı olduğu için bol miktarda ne oluyor? ATP harcanılıyor. Mineral tüketimi, peki bu proteinden oluşuyor, mineral olmayabilir, vitamin olabilir ya da sadece proteinden oluşabilir. Vitaminin içinde aynı özellik geçerli, vitamin olmayabilir, mineral ya da sadece proteinden oluşabilir. O yüzden 1, 3, 4 ne yapmıyor? Enzim üretiminde olmayabilir. Yukarıda verilenlerden hangilerinin yapısında peptit bağları ile beraber vitaminlere de rastlanır deniyor. Yani peptit bağları varsa o zaman zaten apoenzimden oluşacak, değil mi? Yani proteinden oluşacak. Ayrıyetten vitamin de olacak. Yani koenzim de olacak. İkisi birlikte neyi oluşturuyordu? Bileşik enzimi. Yani holo enzimi oluşturuyordu. Değil mi? Bakalım o zaman. Apoenzim var. Ne dedik? Proteinden oluşacak. Evet. İkisi birlikte deniyor. Apoenzim yok sadece. Ne yapıyor? İkisi birlikte olduğu için apoenzim artı koenzim olması lazım. Yani holoenzim olması lazım. Koenzim tek başına olmuyor. Basit enzimde zaten vitamin yoktur. İkisi birlikte sorduğu için ne diyoruz? Holoenzim diyoruz. Yani cevabımız yalnız 2. Dördüncü soruya bakalım. Yukarıdaki grafik aynı çeşit iki reaksiyonun enerji düzeylerini göstermektedir. Şimdi grafiğe baktığımız zaman ne var? Bir maviyle gösterilen bir reaksiyon var. Bir de yeşille gösterilen bir reaksiyon var. Bir de hiçbir şekilde reaksiyon olmamış. Yani enerji gereksinimi ihtiyacı karşılanmamış. Buna göre diyor hangileri söylenebilir? Her iki reaksiyon da enzim kontrolünde gerçekleşmiştir diyor. Bakalım. Enerji düzeylerine baktığımız zaman bu mavi buradan başlıyor ve devam ediyor ve bu nedir? Aktivasyon enerjisidir, değil mi? Evet. Enerji düzeyi. Peki yeşil ne yapmış? Onu düşürmüş. O zaman aktivasyon enerjisini düşüren neydi? Enzim. Yani şurası enzimli reaksiyondur. Burada ise enzim nedir? Yoktur. Her iki reaksiyonda enzim kontrolü gerçekleşmiş. Hayır. A'da yok. B'de var. C'de zaten ikisi de yok. B bölgesinde harcanan enerjinin A bölgesinden az olmasının nedeni reaksiyonun enzimle gerçekleşmesidir.
Evet, bakıyoruz B ne yapmış? Enerji düzeyine düşürmüş. Bu kadarken bu kadar olmuş. Bunu düşüren kim? Enzimdir. Ve reaksiyon ne oluyor? Daha hızlı bir şekilde başlıyor. C bölgesinde reaksiyonun başlaması için gerekli enerji düzeyinin oluşmadığı ifade ediyor. Evet, enerji düzeyi yok ki reaksiyon ne oluyor? Sıfır. Hiçbir şekilde reaksiyon başlamamış. Hangileri söylenebiliyor? 2 ve 3. 5. Bak, bu güzel bir soru. Genellikle öğrencilerin karıştırdığı grafik bu. Şimdi aşağıdaki grafikte ideal şartlarda devam etmekte olan bir tepkimenin bulunduğu ortama T1 anında DDT yani inhibitör madde ilave ediliyor ve reaksiyonun hızındaki değişimi gösteriliyor buradan. Buna göre ürün miktarı nasıl değişir? Şimdi T1 anında ne verilmiş? DDT yani inhibitör. İnhibitör neydi? Enzimin çalışmasını etki eden faktörlerden reaksiyonu grafikte de gördüğümüz gibi reaksiyonu yavaşlatır ve durdurur. Değil mi? Tam tersi olan neydi? Aktivatör reaksiyonu hızlandırır ya da devam eder. Bu grafiğe baktığımız zaman reaksiyon sabit hızda devam etmiş. Sonda reaksiyon yavaş yavaş azalıp T2'de de ne olmuş? Durmuş. Buna göre ürün miktarı nasıldır? Şimdi T1'e kadar reaksiyon hızı sabit hızla devam ediyorsa oluşan ürün devam etmektedir, değil mi? Yani V hızıyla devam ettiğini düşünelim. Ürün 1 iken 2, 2 iken 4, 4 iken 8 olur. Yani ürün miktarında artış olacak. A şıkkında sabit olmuş, yanlış. Ürün miktarı azalmış, yanlış. E şıkkına baktığımız zaman evet ikisinde azalma var, artma var. T1 ile T2 aralığına baktığımız zaman reaksiyon hızı yavaş yavaş azalmaya başlamış. Yani ürün yine oluşuyor ama daha yavaş oluşuyor. Normalde 2 iken 4, 4 iken 8 oluşurken 8, 9, 10, 11 şekilde devam ediyor ve sonra da T2 aralığında DDT verildiğinde reaksiyon ne oluyor? Duruyor. Yani ürün miktarımız artacak. Sonra inhibitör eklendiği için ürün miktarı aynı şekilde kalacak. Toplam ürün artıyor ama duruyor. Bursa. 6. Evet. Şekle baktığımız zaman bir X kabı var, bir de Y kabı var. X ile Y düzeneklerinde iyot damlatıldığında ortamdaki patates parçalarının mavi mor renk aldığını gözleniliyor. Yani iyot patates içerisinde ne var? Nişasta var. Nişastanın ayrıcı ve nişastayla tepkimeye girince ne oluşuyormuş? Mavi mor renk oluşuyor, değil mi? Kaba baktığımız zaman ne var? Patates var. Yani nişasta taneleri var. Hem X'te hem de Y'de. İkisine de ne damlatılmış? İyot damlatılmış. Bir süre sonra düzeneklere eşit miktarda nişastayı hidroliz eden enzimler ilave ediliyor. Yani ikisine de enzim ilave edildi. Enzim ilave edildikten sonra bu nişasta taneleri kaybolması gerekiyor ve kaybolduktan sonra renk mavi mor olmaması gerekiyor. Bakalım burada ne olmuş? X düzeneğinde mavi rengin giderek kaybolduğu. Evet, dediğimiz gibi enzim nişastayı ne yapmış? Sindirmiş. Y düzeneğinde ise renk değişikliği olmadığı, mavi rengin varlığını koruduğu gözleniyor. Yani o enzim nişastayı sindiren enzim olmasına rağmen nişasta sindirilmemiş. Neden olabilir? Yani enzimin yapısı bozulmuş olabilir mi? Yani enzimin çalışmasını etki eden faktörler değişmiş olabilir mi diye bakıyoruz. Bir, ortamların pH değerleri olabilir. Çünkü enzimlerin çalışmasını etki eden faktörlerden biri pH'tı. Enzimler farklı farklı pH aralığında çalışıyordu ve pH aralığı değiştiği zaman enzimin yapısı bozuluyor. Demek ki farklı ki yapısı bozuldu ve çalışmıyor. Su miktarları.
Enzimler kesinlikle susuz çalışamaz. Enzimlerin çalışması için %15 su aralığı olması gerekiyor. %15. Demek ki su miktarları farklı. Su miktarı yok ki, %15'in altında da olabilir ki reaksiyon ikincisine ne yapıyor? Gerçekleşmiyor. 3. Ortamların sıcaklık değerleri. Evet, enzimlerin çalışmasını etki eden faktörlerden birisi de sıcaklıktır. Enzimler yüksek sıcaklıkta, şu grafik olarak baktığımız zaman bu reaksiyon hızı olsun. Bu da sıcaklık. Enzimler 0, burası da 36, burası da 50 olsun. Enzimler düşük sıcaklıkta çalışmaz. Reaksiyon durur. Geri dönüşümlüdür yalnız. Gittikçe artarsa sıcaklık ve optimum sıcaklığa gelirse reaksiyon hızı artar. Optimum sıcaklıktan daha fazla yükselirse, yani sıcaklık gittikçe artmaya başlarsa reaksiyon hızı ne oluyor? Azalıyor. Yani yüksek sıcaklıkta da çalışmıyor. Neden? Yapısı bozuluyor. Geri dönüşümsüz. Yani enzimler düşük sıcaklıkta çalışmaz. Yüksek sıcaklıkta yapısı bozulur, çalışmaz. En iyi çalıştığı sıcaklık neresidir? Optimum sıcaklıktır. Yani sıcaklıkta ne yapıyor? Etkiler. Yedi. Aşağıda bir canlıda gerçekleşen tepkime gösterilmiş. Glikoz, galaktoz birleşmiş. Laktoz ve su açığa çıkmış. Bunu reaksiyonu gerçekleştiren enzim az enzimidir. Enzimler aktif olduğu zaman genellikle sonuna az gelir. Az gelmeyen enzimler de var. Mesela pepsin gibi. Onun dışında jen eki geliyorsa o da pasif enzimdir. Şimdi şu oku gördüğümüz zaman ok nedir? Çift yönlüdür. Yani tersindir çalıştığını gösteriyor. Sadece bu şekilden bunu anlıyorum. Çünkü enzimler, bazı enzimler tersindir çalışıyor. Tüm enzimler değil ama bu özelliği de bilelim. Bu tabloda da tersindir çalıştığını gösteriyor. Söylenebilir. Direkt bu tepkimeden yola çıkaraktan cevaplayacağız. 7. soruyu. Laktoz oluşumu bir dehidrasyon tepkimesidir. Evet, ben bu reaksiyona baktığım zaman zaten daha önceki konularda anlattığım gibi monomerler birleşiyor, polimerleri ve suyu oluşturması neydi? Dehidrasyondu. Yani bir yapım olayıydı ve çok güzel bir örnekte ne yapıyor? Gözüküyor. Bu canlı bitki hücresi olamaz. Laktoz süt şekeriydi. Bu reaksiyon hayvanlarda gerçekleşiyor. Bitkiler laktoz süt şekeri ne yapmıyor? Oluşturmuyor, olamaz. Yani doğru. Tüm enzimler çift yönlü çalışır. Zaten bilmemiz gerekiyor. Tüm enzimler çift yönlü çalışmaz. Ve bu grafikten de, tablodan da baktığımız gibi ne oluyor? Enzimler buradan anlıyoruz sadece çift yönlünü. Tümü diyemeyiz, söyleyemeyiz. 8. Yukarıdaki apoenzim yardımcı grup ilişkisine göre. Apoenzim bir de yardımcı grup ilişkisi var. Açıklamalarından hangileri doğrudur? Yine buradan bakıyoruz ve buradan da bilgiyi öğrenmiş oluyoruz. X enzimi var, apoenzim kısmı. Y enzimi, apoenzim kısmı. T, P, bunlar apoenzim kısmı. Yanındaki yardımcı kısımlar. A vitamini var, C vitamini var, A vitamini var, magnezyum iyonu var, mineral var. Yani koenzim ya da kofaktör. Neye bağlanıyor? Apoenzime. Yani bunlar nedir? Bileşik enzimdir zaten. Değil mi? Buna göre hangisi doğrudur diyor. Bir çeşit koenzim her zaman bir çeşit apoenzimle çalışır. Bakalım, bir çeşit koenzim. Hangileri koenzimdi? Vitaminden oluşanlar. A vitaminine bakıyoruz. Burada da A vitamini. Bir çeşit koenzime bağlanmamış. X'e de bağlanmış. T'ye de bağlanmış. Değil mi? O zaman nedir? Yanlıştır. 2. Bir apoenzim çeşidi birden fazla koenzim çeşidi ile çalışabilir. Bir apoenzime bakalım. Hepsi zaten tek. Birden fazla koenzime bağlanmış mı? Hayır. Bir koenzim birden bakıyorsun. X bağlı. Sadece A'ya bağlanmış.
T sadece A'ya bağlanmış. Yani hepsi tek tek koenzimlere bağlanmış. Birden fazla koenzime değil. Bazı koenzimler birden fazla apoenzim çeşidi ile çalışabilir. Evet, bakıyoruz. A vitamini. Hem T ile çalışmış hem de X ile çalışmış. Yani buradan bu özelliği ne yapabiliriz? Çıkarabiliriz. Bu özellik de aynı zamanda enzimlerin özelliği. Yani bir apoenzim birden fazla koenzim ya da kofaktöre bağlanamaz. Yani sadıktır. Ama bir koenzim ya da bir kofaktör birden fazla apoenzime bağlanabilir. Sadık değil. Dokuz. Oda sıcaklığında bulunan bir deney tüpüne 10 miligramlık enzim ve uygun substrat konulduktan sonra sırasıyla aşağıdaki işlemler yapılıyor. Yani ilk baştaki tepkime normal ve devam ediyor. İlk T1'de deney tüpüne -10 derecede sıcaklıkta bırakıyor. T1 aralığında. T2 aralığındaki deney tüpünü tekrar oda sıcaklığına yani eski haline getiriyor. T3'teki deney tüpünü 70 derece ortama alıyor. T4'tekini tekrar oda sıcaklığına alıyor. Biz ne biliyorduk? Enzimler düşük sıcaklıkta çalışmaz ama dönüşümlüdür. Yani tekrar normal hale gelince çalışmaya başlar. Ama yüksek sıcaklıkta yapısı bozulur, tekrar çalışmaz. Değil mi? Şimdi şıklara baktığımız zaman ilk başta tepkime hızları nedir? Normal devam ediyor, değil mi? Hemen bakalım. Devam ediyor. Ve sonra -10 dereceye koyduk. Ne olacak? Düşük sıcaklıkta çalışmayacak. Yani normal devam ederken azalmaya başlayacak. Şimdi D'ye baktığımız zaman nedir? Normalde durmuş ve artıyor. Gitti. B de aynı şekil gitti. E de aynı şekil gitti. Şimdi A ile C'ye baktığımız zaman ilk başta reaksiyon ne oldu? Vardı. -10'a geldiği zaman azaldı. Sonra ne oluyor? Tekrar oda sıcaklığına geliyor. Evet, normal haline gelmesi gerekiyor. Değil mi? Sonra ne oluyor? 70 dereceye gidiyor. 70 derecede ne olması lazım? Yapısı bozulması gerekiyor. Bozuldu. Bozulduktan sonra ne oluyordu? Geri dönüşümsüz bir şekilde devam etmiyordu. Burada ise devam etmiş, yanlış. Bu şekilde olacak. Reaksiyon hızı yani tepkime hızı duracak. Önemli. Enzimler düşük sıcaklıkta çalışmıyor. Tekrar eski haline geliyor optimum sıcaklıkta. Yüksek sıcaklıkta yapısı bozuluyor ve geri dönüşümsüz reaksiyon hızı duruyor. 10. Enzimler canlı vücudunda bulunan biyolojik katalizörlerdir ve biyokimyasal reaksiyonlara spesifiktir. Yani özgüldür. Yani ne dedik? Her enzim kendi reaksiyonuna özgüdür. Çünkü enzimler proteinden oluşuyor. Kendi substratını ne yapıyor? Tanıyor. Kendi reaksiyonu ne yapıyor? Tanıyor. Değil mi? Yani özgüldür. Buna göre diyor. Bunu da bilelim enzimin özellikleri olduğunu. Buna göre hangisi neden olmuştur? A. Reaksiyonlarda tekrar tekrar kullanılmalarına. Enzimler zaten tekrar tekrar kullanılıyor da burada bu özellik yok. B. Enzimlerin yüksek ısıda yapılarının bozulmasına. Böyle bir cevabı verebilmemiz için ne olması lazım? Biraz önceki gibi düşük sıcaklık, yüksek sıcaklıkla ilgili soru olması gerekiyor. C. Enzimlerin optimum, uygun sıcaklıkta faaliyet göstermeleri yine biraz önce söylediğim gibi. D. Enzimlerin kofaktör veya koenzimle çalışmasına. Orada da kofaktörleri, koenzimleri, vitamin, mineral göstermesi gerekiyor. Özgülle alakası yok. Her reaksiyon basamağının belirli bir enzim tarafından katalizlenmesi. Yani sadece kendi reaksiyonunu ya da kendi substratını tanıyor. Yani özgül olduğunu
Nereden çıkartıyoruz? E şıkkından. Enzimler önemli bir konudur. Şimdi enzimler konusunu ilk sorusunu çözdük. Bir sonraki dersimizde enzimlere devam edeceğiz. Şimdilik dersimiz bitti çocuklar. Enzimlere tekrar ediyoruz. Görüşürüz.